Merhaba sayın seyirciler. Bugün 9 Şubat 2017. Onur Sivas ile Yeni Günde Gündem programına hoş geldiniz. Bugün yılların ve yılların, yorların eskitemediği meslek yapraklarından biri kamyoncuların sorunlarını konuşacağız. Kamyoncuları Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı, kısa adı KAMKODER olan derneğin başkanı Sayın Osman Karademir konuğumuz. Sayın Başkanım, öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? Sağ olun. Şimdi öncelikle kamyonculuk biraz farklı bir sektör. Evet. Hani Türk filmlerine konu olmuştur, vatandaşlar arasında halka yazıları sıklıkla sosyal medya üzerinden de paylaşılır. Ama kamyoncular ve kamyoncuların hayatı, sorunları pek bugüne kadar gündeme gelmedi yanılmıyorum. Evet. Öncelikle böyle bir derneği kurmak nasıl ortaya çıktı? Öncelikle ben biraz kendimden bahsedeyim. Tabii. KAMKODER, Kamyoncuları Koruma ve Kalkındırma Derneği Başkanı olarak 20 yıldan beri ben bu sektörün içerisinde nakliyeci olarak çalışıyorum. Uzun yıllar kamyoncularla, bu işin emekçileriyle birlikte çok uzun bir süre geçirdiğim için yaşadıkları sorunları, sıkıntıları içinde olan bir insan olarak rahatlıkla söyleyebilirim. KAMKODER'in kuruluş amacı kamyoncu esnafının tamamen sorun ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek için özellikle toplumsal bir iletişim aracı olarak kurulmuştur. KAMKODER ülkemizde 800 bin adet kayıtlı kamyon mevcuttur. Bu da yaklaşık 5 milyon kişiye istihdam yaratan bir sektör. Bu sektörün içerisinde Edirne'den Ardahan'a kadar 780 bin kilometre kare olan ülkemizde 78 milyon vatandaşımıza tüm ihtiyaçlarını taşıyan, bu işin emekçileri olarak yaşadığımız, özellikle ülkemizin geçirdiği bu önemli günlerde kamyoncular olarak biz de üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Kamyoncu esnaf olarak kurulmuş olduğumuz günden beri özellikle devletle kamyoncu arasında bir köprü vazifesi olmak adına önemli bir vizyon belirledik. Sektörümüzde şahıs kamyoncusunun özellikle hukuki anlamda haklarını korumak, ekonomik anlamda da kalkınması adına önemli projeler üretmek hedeflerimiz arasında. Bunlar için mücadele ediyoruz. Yani bu yola bu şekilde başladık. Peki Sayın Başkanım, bir şey sormak istiyorum. Konuşmanızda bahsettiniz bireysel kamyonculuk. Evet. Şimdi bireysel kamyonculuk bitiyor mu? Yani daha çok lojistik firmaları bu sektöre el attıktan sonra bireysel kamyonculuğun bir takım sıkıntıları ortaya çıktı yanılmıyorsam. Evet. Rekabet şartlarından dolayı. Biraz onlardan bahseder misiniz? Bireysel kamyonculuğun sıkıntısı nedir? Lojistik firmalarında çalışan kamyoncularla farkı nedir? Hani birbirlerinin sektör anlamında nasıl etkiliyorlar? Şimdi öncelikle bireysel kamyonculuk tamamen Türkiye'de şartlar olarak, yaşanan şartlar olarak gerçekten önemli bir aslında pozisyonda. Fakat lojistik ve büyük nakliyeci firmalar bu işe bireysel kamyoncuya destekleme yönüyle bakarsa bugün yani tamamen kamyoncular çok ciddi bir şekilde desteklenecek. Yalnız işte haksız rekabetin oluşması, büyük firmaların bu işin içerisindeki işte özellikle fiyat politikasında yani haksız rekabetten kaynaklanan kazanç anlamında belli bir zaten ranta dönüştü bu tamamen. Bu anlamda kamyoncular çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bireysel anlamda baskı altında kalıyorlar. Yani iş yaptıkları bölgelerde ciddi sorunlar yaşanıyor. Yani kamyoncunun adil bir şekilde çalışma düzeni adına biz de mücadele ediyoruz. O konuda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dernek olarak. Önemli projelerimiz var. Aslında biz çok ciddi bir şekilde kamyoncu esnafının desteklenmesi için önemli projeler üreterek bu yola başladık. Fakat bu yola çıktıktan sonra özellikle kurulduğumuz ilk günden beri büyük bazı lojistik firmalarının baskısı altında derneğimize hatta birkaç kere, iki defa kapatma davası açıldı. Çünkü kamyoncu esnafının bireysel anlamda haklarını koruma adına bugüne kadar bu işi üstlenen gönüllü insanlar vardı. Fakat bunu biz dernek olarak bir sivil toplum kuruluşu şeklinde yansıttığımız için rahatsız olan kesimler de oldu. Siz bu işi gönüllü yapıyorsunuz. Bir de ben biraz incelediğim zaman
Hani sizle ilgili, derneğinizle ilgili. Herhalde bir aidat almıyorsunuz, bağış toplamıyorsunuz. Evet. Tamamen gönüllülük esasına dayalı gidiyor. Gönüllülük esasına dayalı. Yani bizim girişte herhangi bir ücret, aidat, bağış toplama gibi ticari menfaatimiz yok. Tamamen bir gönül işi bu. Tamamen kamyoncunun menfaatini korumak üzerine. Aynen. Kamyoncu menfaatini korumak üzerine. Herhangi bir dediğim gibi ticari bir menfaat gözetmeksizin kamyoncuların rahat bir şekilde çalışması için çalışma bölgelerinde tamamen kendi, özellikle kamyoncuların çalıştıkları bölgelerde bulunan büyük firmaların bu işte aslında ön ayak olmaları lazım. Yani kamyoncuya destek olmaları lazım. Fakat tamamen bu işe lojistik firmaların ve nakliyecilerin tamamen aracıların arasında geçtiği için kamyoncu bireysel olarak çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Peki şey sormak istiyorum Sayın Başkanım. Bu baskı var haksız rekabetten de. Biz biraz sektörü uzak olduğumuz için. Evet. Hani sizin sektörde, kamyonculuk ve taşıma sektöründe haksız rekabet nasıl oluşuyor? Bir de kamyoncular üzerine baskı nasıl kuruluyor? Haksız rekabet şöyle, şimdi lojistik firmalar tamamen araç sayıları çok fazla oldukları için verdikleri, yani daha doğrusu müşteriye verdikleri hizmetin içerisinde kendi belirledikleri total rakamlar üzerinden iş yapmaya çalışıyorlar. Bu manada kamyoncu, bireysel kamyoncunun, dışarıdan gelen kamyoncunun ya da o bölgede çalışan kamyoncunun tamamen bireysel olarak hareket etmesi onları ekonomik anlamda rahatsız ediyor. Bu da kamyoncunun baktığınız zaman tek başına yol almasında engel teşkil ediyor. Yani özellikle firmalar içerisinde bireysel kamyoncunun üzerine daha doğrusu çalışanları veya çevredeki bazı tenkit yoluyla baskı ve tehdit oluşuyor. Baskı ve tehdit var yani. Var, ciddi bir şekilde oluşuyor. Yani biz bunları bir yıldan beri ciddi bir şekilde yaşıyoruz. Peki bu baskı ve tehditler bölgesel anlamdaki kamyoncular mı yoksa bireysel anlamda da şahıslara da yönelebiliyor mu? Onlar tamamen... Çünkü şeyden dolayı soruyorum ya, siz genelde Aliağa bölgesinde herhalde yoğunsunuz. Evet. Hani o bölgede bir ciddi bir yoğunluk var, baskı var size karşı yoksa tüm Türkiye'de genel bir profil mi bu? Her bölgede kendine özgü doğal bir yapısı var tabii ki. Yalnız her bölgenin de kendi çalışan kamyoncu esnafı ve bireysel kamyoncusu mevcut. Oradaki lojistik firmalar Aliağa'daki gibi diğer bölgelerde de aynı sıkıntılar yaşanıyor. Yani bu bize kurulduktan belli bir süre sonra özellikle Türkiye'nin diğer bölgelerinden de başvurular geldi, destekler geldi. Fakat biz Aliağa'da bu işe ilk başladığımız günden beri ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Yani Aliağa Liman bölgesinde özellikle dernek olarak bireysel kamyoncunun haklarını koruma adına çok ciddi atılımlar yaptık. Fakat bundan rahatsızlık duyan dediğimiz gibi firmalar bireysel anlamda kamyoncunun rahat bir şekilde çalışmasına müsaade etmiyorlar. Sizin genel merkeziniz nerede efendim? İzmir merkezisiniz. İzmir merkezi. İzmir'de yeriniz nerede? İzmir Menemen'de. Menemen'desiniz. Evet. Gene Aliağa bölgesinde Aliağa yani. Aliağa bölgesinde, evet. Peki baskılar nasıl oluşuyor? Hani biraz önce fiiliyata yöneri baskıları kadar uğraşıyor dediniz. Hani araca zarar verme şeklinde mi? Evet. Yoksa müşteriyle konuşup fiyatı düşürme şeklinde mi? Yani müşteri üzerinden de gidiyorlar. Direkt araçlar üzerinden de, sürücüler üzerinden de. Yani sürücüleri özellikle tehdit ederek, yolunu keserek, işte lastiklerini patlatarak, araca zarar vererek bu şekilde ciddi bir baskı unsuru var. Siz buradan o zaman yani bir nevi suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Tabii. Lojistik firmaları. Hukuki anlamda tüm süreçleri başlattık. O konuda ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Bu mücadele bir yıldan beri ciddi boyutlara geldi. Ayrıca bu mücadelenin içerisinde bizim dernek olarak kurulduğumuz ilk günden beri Aliağa Liman bölgesinde adil bir çalışma düzeni adına radikal kararlar aldık. Yani radikal kararlar alarak başlattığımız mücadelede taraflı tarafsız herkesin saygısını kazandık. Derneğimiz birinci yılında hukuk dışı baskılara karşı yaşanan süreçte vermiş olduğu özellikle mücadele içerisinde bize desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Konu oraya kadar gitti yani. Konu o kısma kadar gitti. Özellikle kendileri de bu konuyla ilgili kurumlar olarak çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Şu anda o hukuk mücadelesi devam ediyor zaten. Biz de kamyoncunun tamamen haklarını, özellikle çalışma, adil bir çalışma düzeni içerisinde rahat bir şekilde çalışmasını, ekonomik anlamda da zaten bu
önemli bir destek olacak onlara. Bunun dışında bizim aslında dernek olarak amaçlarımız, farklı projelerimiz de vardı. Yani biz dernek olarak bu hukuk mücadelesine dışarıdan gelen o tamamen tenkitten sonra başladık. Kamyoncu esnafı olarak biz önce haksız rekabet ortamının giderilmesi için bazı önlemler almayı planlıyoruz. Nedir bunlar efendim? Hani adil çalışma düzeni ve haksız rekabeti önleyecek. Özellikle biz fiyatlandırmalarla ilgili, yani dernek olarak bölgedeki çalışma fiyatları ile ilgili öncelikle. Bu da nasıl? Dediğimiz gibi pazarlık usulü yapılıyor. Normalde kamyoncuların nakliye fiyatlarını vermesi tamamen pazarlık usulü. Belli bir tarife genelde alt limit, üst limit yok. Tamam. Uygulanmıyor. Sadece ikili ilişkilerle yürüyen bir Anladım. Sektör. Güven esaslı bir güven esaslı bir sektör. Bir de dediğimiz gibi bu baskı ve tehdit de işin içerisine girince o güven çok fazla sağlanamıyor. Yani biz de o kısımla ilgili zaten mücadele ediyoruz. Anladığım kadarıyla tüm Türkiye'de bu sıkıntı var ama Aliağa bölgesinde daha fazla yerde. Peki Aliağa bölgesinde fazla olmasının sebebi nedir? Ekonomik montan olarak mı büyük bir yer? Evet. Aliağa liman bölgesi yıllık yaklaşık 60 milyon tonluk bir hacme sahip. Bu da Türkiye'deki tüm limanların 1/3'üne yakınını kapsayan bir hacim var. Şimdi Türkiye'deki limanların taşımacının 1/3 kadarını sadece Aliağa liman bölgesi. Aliağa tek başına kaldırıyor. Çok büyük bir rakam. Evet. Zaten Türkiye'nin de gelecekteki lojistik üssü olarak gösteriliyor. Ekonomik boyutu nedir tahminen başkanım bunun? Hani yıllık? Yıllık bazda baktığınız zaman yani çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Yani burada tamamen ürünle, ithalat ve ihracat müşterileriyle değişen rakamlar var. Yani o tamamen toplamda baktığınız zaman çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Lojistik firmaları burada hani milyon dolarların üstünde bir kar tabii var. Tabii ki, tabii ki. Ama anladım. İzleyicinin kafasında da bir şeyle uğraşması için söylüyorum evet, ben. Evet, evet. Hani özellikle bir de İzmir'de olmamız, yerel bir televizyon olmamız, Aliağa evet. bölgesine özel bir ihtimam göstermemizi gerektirir Aynen. diyor. Şimdi oradaki büyük bir rant olduğunu o zaman görüyoruz. Çok ciddi bir rant oluştuğu için tamamen zaten bu rantı da tek başına yürütmeye çalışan gruplar var. Biz de o gruplarla mücadele ediyoruz. Aslında dediğim gibi derneğimizin amacı tamamen sosyal ve gönüllü bir dernek. Projeler üretmek adına biz yola çıktık. Fakat ilk baştan beri yaşadığımız bu haksız baskı ve tehditler bizi tamamen hukuk mücadelesi içerisine soktu. Baktığınız zaman Aliağa Liman bölgesinde belli başlı firmalar var bu işleri yapan. Bazıları bu kamyoncuya çok destek oluyorlar. Onları birebir zaten tebrik ediyoruz. Yalnız orada kamyoncunun özellikle üzerinde çok ciddi sıkıntılar oluşturanlar da var. Onlarla da biz konuşmaya çalıştık aslında ilk derneğimiz kurulduğunda. Yaklaşımları nasıl oldu? Yaklaşımları uygunsuz. Yani daha doğrusu Olmuş. Şöyle, tamamen böyle bir kurumun olmasından rahatsız oldular. Peki bu kurum ya Türkiye'de ilk bir oldu. Yani kamyoncu odası diye bir şey daha önce herhalde biz duymamıştık. Evet. Ya da vardı da biz mi dikkat etmedik? Hayır. Böyle bir odalı ya da dernek yoktu daha önce. Şöyle söyleyeyim, odalar mevcut ama ticari araçlar vesaire hepsini kapsayan dernekler var. Fakat sadece kamyoncu adına, devam eden Kamkoder. Türkiye'de tek misiniz? Evet, ilk ve tek. Türkiye'de ilk ve teksiniz. Evet. Üstüne basarak bunu söylüyoruz. Hı-hı, doğrudur. Peki genelde bu derneklerin ve bu tarz derneklerin doğuşu genelde sorunlardan çıkar. Evet. Hani siz bu sorunları mı gördünüz yoksa bu sorunlu iş konudaki arkadaşlar gelip sizden örgütlenir mi dediler? Şimdi kamyoncular arasında zaten herkesin de bildiği gibi birlik, beraberlik konusunda çok organize hareket edemiyor kamyoncu. Tamamen kahve köşelerinde toplanarak evet. sorunlarını kendi aralarında konuşuyorlar. Biz bunu yıllardan beri yaşıyoruz. Bunu yıllardan beri yaşayan bir insan olarak zaten kafamda bazı projeler vardı bu konularla ilgili. Daha sonra bizim yönetimdeki arkadaşlarımızla oturduk, konuştuk böyle bir şeyi nasıl uygun olur mu diye. Hukuki açıdan tüm yeterliliği sağladıktan sonra derneğin kuruluşuyla ilgili bir şey başlatıldı. Peki Türkiye'de tek olduğunuza göre bir kişilik rende yapma yetkiniz var o zaman? Var. Tabii bir kişilik yapabiliyorsunuz Aynen. dernek olarak. Şu anda zaten geçenlerde Türkiye Cumhuriyeti Bursa İş Mahkemeleri bizi bilirkişi tayin etti bu konuyla ilgili. Kurumsal yapınız o zaman tamamen oturmuş şekilde. Aynen. Tamamen hukuki anlamda da işte mali anlamda da. Biz dediğim gibi ticari bir menfaat gözetmiyoruz. Tamamen yönetimdeki arkadaşlar organize ediyor hep birlikte.
Çok genç de bir başkansınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben şey sormak istiyorum. Üyelik aidatı yok, bağış yok. Hı-hı. Tamamen kamyoncu menfaatlerine yönelik. Birer kişilik mahkemelerde yapacak kadar da yetkinliğe sahipsiniz. Aynen, sektöre aynen. Hakimsiniz. Bütün bunlara rağmen bunlar sektördeki tekerleşmeyle mücadele etmeye yeterli gelmiyor anladığım kadarıyla. O kadar mı boyutlar uğraştı tekerleşme? Aynen. Çünkü dediğimiz gibi bu çok ciddi rakamlara tekabül ediyor. Bunlar özellikle yerel lojistik firmaları mı, uluslararası lojistik firmaları mı? Yerel. Yerel. Yerel firmalar. Yani uluslararası firmalar şu anda kurumsal anlamda çalışanlar da var kamyoncuyu destekleyen ama yerel firmalar bu da neden kaynaklanıyor? Tamamen eğitimsizlikten kaynaklanıyor. Yani eğitim, bu konuyla ilgili eğitimin altyapının olmaması. Yani kamyoncunun zamanından gelen sadece atadan dededen bildikleri yöntemlerle işi devam ettirmeye çalışıyorlar. Yani artık bu iş tamamen profesyonel bir hal aldı. O yüzden yani artık o dönemde zaten işe başlayanlar, işi öğrenenler şimdi şu anda bu işlerin başında olduğu için o yöntemlerle yürüdüklerini düşünüyorlar. Ama öyle bir durum yok yani. Peki şey sormak istiyorum Sayın Başkanım. Genelde biz İzmir'de görüyoruz küçük üreticiler. Hani farklı sektörlerde birleşiyor, kooperatifleşiyor. Evet. Peki kamyoncuların birleşip kooperatif kurup şirketleşme, hani bir uğraşım kooperatifi olabiliyor mu anlamda sordum. Evet. Öyle bir şey mümkün mü mevzuat mümkün, anlamında? Mümkün. Yani kamyoncular bir araya gelerek özellikle belli bir üye sayısına ulaştıktan sonra kooperatifleşip o bölgede iş yapabiliyorlar. Aliada'da kooperatifler var. Fakat şöyle söyleyeyim, yani bölge halkından oluşan kooperatif sayısı düşük. Özellikle mesela bizim Ali Aliman bölgesinde bir tane bölge halkından oluşan kooperatif var. Nakliye üzerine mi? Taşımacılık üzerine? Nakliye üzerine, damperli kısımla ilgili söylüyorum. Bir tane kooperatif var fakat diğer taraftan da bazı lojistik firmalarının güdümüyle kurulanlar da var. Yani onlar tamamen oradaki rantı koruma amaçlı kurulan kooperatif. Peki bu nakliye şirketleri sizlerden, bireysel kamyonculardan ne istiyor? Hani işinizi mi almak yoksa bölgeden tamamen mi çıkarmak? Onların düşünceleri ekonomik anlamda özellikle kendi kontrolün, hakimiyetin o bölgede kendilerinin elinde olması. Onlara taşımacılık yapmanız. Evet, onlara istediğiniz fiyattan bir de yani şöyle söyleyeyim, bireysel kamyoncunun üzerinden de lojistik firmalar ciddi komisyonlar alıyor. Vallahi yani anladım. İşi müşteriden alan lojistikçi kamyoncunun üstünden çok ciddi bir kendine gelir oluşturuyor. Onun dışında da hakimiyet tamamen bölgede onlara ait olduğu için böyle bir düzen oluşmuş yani. Yıllardan beri bu şekilde devam ediyor. Peki Sayın Başkanım bir şey sormak istiyorum. Şimdi bir kamyoncu gelir vergisi veriyor. Motor taşıtlar vergisi veriyor. Evet. Araç muayenesi veriyor vergi. Evet. Egzoz puru veriyor, ÖTV veriyor, Bağkur primi yatırıyor. Evet. Ama lojistik firmaları herhalde bunları yaparken masraflardan düşebiliyor. Ya da öteleme yapabiliyor. Evet. Ya da maddi gücü daha fazla. Aynen. Rekabet anlamında bunların dışında kamyoncunun rekabet edemediği bir unsur var mı lojistik firmalarıyla? Kamyoncunun lojistik firmalarıyla ekonomik anlamda tabii yani çok ciddi örnek veriyorum tabii ki. Kamyoncu da tamamen vergisini üzerine düşen bütün görevi yani sorumluluğu yerine getiriyor eksiksiz olarak. Çünkü kamyonun çalışabilmesi için yıl içerisinde mutlaka vergilerinin ve diğer tüm giderlerin karşılanması şartı var. Ona göre zaten denetimler ve şeyler diğer organizasyonlar yapılıyor. Yalnız lojistik firmalarla yani mücadele anlamında onlar tamamen ekonomik anlamda belli bir güce kavuştukları için bireysel kamyoncunun çok fazla derdiyle, sıkıntısıyla uğraşmıyorlar. Bir şey sormak istiyorum. Şöyle bir eleştiri var. Yani doğru ya da değil. Bilmiyorum. Bu lojistik firmaları genelde notunu almıştım ben söyleyeyim. Gemi sahibi oldukları söyleniyor. Gemi sahibi oldukları için de ucuza mazot mu alıyorlar? Şimdi şöyle özellikle akaryakıtla ilgili en büyük sizin gideriniz akaryakıt herhalde. Evet, akaryakıt ana gider. Araç sayısının çokluğu bu işin özellikle akaryakıtın çok örnek veriyorum aracı çok olan firmanın tüketimi fazla olduğu için peşin aldıkları için orada belli iskontolarla ucuza mal edebiliyorlar onlar. Fakat bu gemi mazotu konusu da Türkiye'de bazı bölgelerde gündemde. Özellikle bu akaryakıt giderlerini düşürme konusunda hani büyük firmaların bu işleri yaptıkları söyleniyor. Öyle bir söylenti de var. Bunlar da işin içerisine girince tabii ki
kamyoncunun, bireysel kamyoncunun aldığı mazot fiyatıyla eşit değil onların aldığı mazot fiyatı. Peki 800 bine yakın herhalde bu sektörde istihdam sağlandığınızı belirttiniz. Evet. Peki bu plaka sınırlaması var mı bu işte? Yoksa sayı fazla gibi geldi bana biraz da. Plaka yoksa sınırlaması yok. Yani bizim özellikle kamyoncu sektöründe yok. Bununla ilgili diğer ticari minibüs taksilerde vesaire diğer araç grubunda var ama biz bu konuyla ilgili de zaten projeler üretiyoruz. Bunu niye sordum? Hani tam bilmediğim için siz biraz daha ciğeretime mazur görün. Mesela, bu K belgeleri var galiba sizde taşımacılıkta. Yeterlilik evet. Bunlar plakayla ayrı bir şey mi? K belgeleri şöyle yani özellikle bu konuda bu meslek gruplarını yapabilecek yeterliliğe sahip olan kişilere veriliyor. Ama K belgelerinin bu işte sınırlama getirme durumu çok etkili olamayabiliyor. Sebep? Yani şöyle, bugün K belgesini bir araca sahip olan kamyoncu K belgesini alıyor. Fakat bir araca sahip olan kamyoncunun aldığı K belgesiyle 100 araca sahip olan firmanın aldığı K belgesinin arasında şey yok. Yani özellikle fiyat konusunda da aynı zaten standartlarda gidiyor. Ama kamyoncuyu bu konuda sınırlamak yerine, yani bu bireysel kamyoncuya sıkıntı yaratıyor, lojistikçiye bir problem yaratmıyor. Anladım. Ya burada gidiyoruz ki her zaman mağdur olan bireysel kamyoncu. Bireysel kamyoncu, yani tek özellikle tek başına mücadele eden. Benim anladığım kadarıyla şu sektörden ve ekonomik şartlardan gelen sorunlar var. Tamam bunlar bir yana diyorsunuz evet. Ama bizim en büyük sorunumuz lojistik firmalarının bize sektörden atması ya da şöyle sektör atması desteklememesi. Hani baskı oluşturması piyasada. Baskı oluşturması. Bir lojistik firmanın arasında bir birliktelik var mı? Lojistik firmalar arasında birliktelik birebir yani adı konmamış bir beraberlik mi var kamyoncu bireysel sadece kamyonculara karşı? Sadece birbirlerine karşı belli bir ticari menfaatlerini gözetiyorlar. Ama bu konuda dediğim gibi bölgesel yerlerde özellikle kazanç ve rant büyük olduğu zaman lojistik firmaları arasında da büyük rekabet oluşuyor. O anlamda yani onlar da aslında aynı sıkıntıları yaşayanlar da var ya. Peki Sayın Başkanım Osman Bey şeyi sormak istiyorum. Peki ne yapılması gerekiyor? Bir, Aliağa İzmir üzerinde. Aliağa evet. Bölgesinde ne yapılması gerekiyor? Türkiye genelinde ne yapılması? Mevzuat anlamında. Hı hı. Hani devletten ne beklersiniz be? Biz dernek olarak yani hukuki anlamda... Bir eksiklik mi var orada sizi onları karşı korumada? Mevzuat da o anlamda soruyorum. Şimdi şu anda zaten hani ülkemizde bu konularla ilgili belli bir mücadele içerisinde. Biz de o yüzden zaten referandumda özellikle destek veriyoruz. Yani güçlü bir Türkiye referandumda için. Evet diyorsunuz dernek olarak, kamyoncular olarak. Evet, güçlü bir Türkiye için bu konuda evet diyoruz biz de. Çünkü gerçekten mevcut sistem hantal kalıyor. Bazı yerlerde bürokrasik prosedürlerden dolayı geciken durumlar yaşanıyor. Bunlardan dolayı yani o süreçlerin uzun olması, özellikle bizim hukuki açıdan davaların yargı kısmı ile ilgili söylüyorum. Çok uzaması kamyoncu açısından tamamen özellikle örnek veriyorum yaşadıkları baskı ve tehditlere karşı yıldırıyor. Dava açarsam uzun sürer, sonuca gidemem, işte bir yere varamam şeklinde. Peki kamyoncuya nasıl baskı yapıyor? Bana onları biraz sıralar mısınız? Bir kamyoncu diyelim Aliağa bölgesinde ne tür baskılara maruz kalıyor? Kamyoncu şöyle... Yani nasıl sindiriyorlar bir kamyoncuyu? Yani o bölgede özellikle müşterilerle başlayarak yani müşterilere kamyoncuların plakasını verip özellikle çalışma düzeniyle ilgili sürekli müşteriler üzerinden kamyoncuya giderek onun dışında kendi arasında kendi lojistik firmaların çalışanları üzerinden tehdit ve baskı yoluyla. Ticari itibarınızı bitirme var. Aynen. Tehdit ve baskı var. Bu tehdit aynen. Ve baskı dolaylı yoldan mı yoksa doğrudan da geliyor? Doğrudan var. Doğrudan var. Yani gelip kamyon şoförünü tehdit ediyorlar. Tabii. Direktman burada sen çalışamazsın, işte burada iş yapamazsın şeklinde. Yoksa bedeli ağır gibisinden biraz. Kürhan tabii. Bey'li var yani. Aynen. Aynen öyle. Ali Kıran Başkesen hesabı. Böyle bir süreç var. Biz de bu süreç içerisinde zaten bunları yaşayan arkadaşlarımız çok fazla. Biz de bunları kendimiz de yaşadık. Ondan sonra derneğimiz bu konuda özellikle bu konulara eğildi. Yani kurulduğundan beri normal projelerimiz de var ama projelerimize çok fazla zaman ayıramadık bu konularla mücadele etmekten dolayı. Yani tehdit anlamında
kamyoncu belli bir ekonomik zaten şeye evet. ihtiyacı var. O engellenmesi sonucunda rahat çalışamıyor. Adil bir çalışma düzeni yok. Kamyoncu da işe gidemiyor. O çekingenliği var. Biz de arkadaşlarımızı bir araya, dernek üyelerini bir araya toparlayıp bölgede daha rahat bir şekilde çalışması için öyle bir ortam oluşturduk. Şimdi oraya Çandarlı limanı da geliyor. Montan daha da artacak. Daha fazla lojistik firması gelecek oraya. Aynen. Baskı daha da artacak üzerinizde. Aynen. Peki bu daha ciddi bir şey, sıkıntı yaratacak üzerinizde. Bizim bu hani bunlara karşı nasıl başa çıkacaksınız? Hani devletin ya da hukuki yönden tıkandığınız nokta oldu mu hiç? Biz şöyle düşünüyoruz. Dernek olarak tamamen üye sayımızı bireysel kamyoncudan oluştuğu için daha da arttırarak bu konuda hukuk danışmanlığını da yapacağız hepsinin. Ekonomik anlamda da destekle. Hukuki danışmanlık veriyorsunuz kamyoncuları. Tabii tabii. O konuda bizim yönetimimizde avukatımız da var. Şey söyleyeyim Sayın Başkan, ben diyeyim Araya bölgesinde çalışıyorum, bir kamyoncuyum. Başıma bu tarz şeyler geldi. Aynen biz size geldim. Siz bana nasıl yardımcı oluyorsunuz? O konularla ilgili tüm şikayet dilekçesinden itibaren hepsini, tüm hukuki takibi kendimiz yapıyoruz. Başvuruları da biz yapıyoruz kamyoncu adına. Kamyoncu sadece bir dilekçesini dolduruyor. Ondan sonraki süreçte de biz bütün hukuki takibini kendimiz bireysel olarak yapıyoruz, dernek olarak. Bu özellikle kamyoncu açısından önemli bir şey oldu. Bayağı da bir bu konuda gelen şeyler var. Özellikle başvurular da oldu. Peki kaç kamyoncu var tahminen Aliağa bölgesinde? Aliağa bölgesinde baktığınız zaman şöyle, ciddi bir rakama tekabül ediyor ama günlük giren çıkan araç sayısı da çok fazla. Fazla zaten, bölgede gelişiyor her gün daha fazla. Bölgede gelişiyor. Sayı vermek hani çok belki şey olmaz ama. Çok iş ekmek yiyor. Aynen. Yani bugün nereden baksan günlük özellikle 10 bin civarında aracın girip çıktığı çok ciddi bir rakam. Rakamlardan dile getirilen rakam bu. Peki Sayın Başkanım. Bize verilen sürenin de sonlarına geliyoruz. Ben biraz toparlamak anlamında sayın seyircilerimize söylüyorum. Aliağa Liman bölgesinde lojistik firmanın kamyoncuların üzerinde ciddi şiddete var. Aynen. Yani bu bazen ölçüyü kaçıp darpa kadar araca zarar vermeye kadar gidiyor. Aynen. Bir rant bölgesi oluştu orada. Aynen. Siz de bu dernek kurarak hukuki ve devlet nezdinde bütün yardımları kamyonculara sağlıyorsunuz. Evet, sağlıyoruz. Bu konuda sayın seyircilerimize söylemek istediğiniz var mı? Biz şeyleri de alabilir miyiz son cümleler olarak? Evet. Ülkemizi yaşadığı bu zor dönemde birlik ve beraberlik içerisinde olmak adına biz de tüm kamyoncu kardeşlerimizi zaten bu manada özellikle derneğimize öneri ve şikayetlerini dile getirebilmek için bekliyoruz. Onlar tamamen bu konuda bizden her türlü desteği alacaklar. O konuda biz hiçbir şekilde çekinmeden bu kararlılıkla mücadelemize devam edeceğiz. Kamyonculara bizim bir sloganımız var zaten. Kamyoncu kardeşlerimize yük olmaya değil, yük almaya geliyoruz diye. Kamyoncu kardeşlerimize yük olmaya değil, yük almaya geliyoruz. Evet. Tamamen o ilke esas alınarak biz kamyoncu kardeşlerimizin tüm sorunlarıyla gönüllü olarak, hukuki anlamda, ekonomik anlamda, yani ne yapabiliyorsak, elimizden ne geliyorsa o mücadeleyi hiç bıkmadan, usanmadan sonuna kadar vereceğiz. Kamyoncular bireysel olarak korkabilirler ama onların arkasında korkmayan bir dernek var. Aynen. Hani bu gözleri korkmasın, sinmesinler. Sinmesinler kesinlikle. Biz bu konuda gerçekten çok ciddi bir yol aldık bir yıldan beri. Artık bu iş tamamen kurumsal bir şekilde devam edecek. Yani biz onlarla ilgili tüm süreçlerde yanlarında olacağız. Kamyoncunun bu konuda hiçbir zaman çekilmesi ne veya geri çekilmesine hiç gerek yok yani. Tamamen biz yanınızda izliyoruz zaten hepsine. Bu manada da derneğimizde sürekli gelip herhangi bir konuda, herhangi bir yaşadığı bir sıkıntıyla ilgili danışabilirler. Bu konuda destek alabilirler. Kamyoncu kardeşimize buradan söylüyoruz. Genç ve dirayetli bir başkanları var. Her zaman arka aralığında. Evet. Üyelik aidatı yok. Herhangi bir çıkar ilişkisi yok. Ne zaman başları sıkışsa gelebilir. Hukuki destek veriyorsunuz. Sonuna kadar. Yönlendirme yapıyorsunuz.
Biz Sayın Başkanım, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben buradan da gerekli yetkili devlet kurumlarına, mercilerine sesleniyoruz. Bu Aliağa bölgesindeki bu durum çok ciddi. Evet. Şiddete varan bastırmalar, sindirmeler var. Evet, ekmek tekneleri olan kamyonlara karşı saldırılar var. Evet. Araçlar darp ediliyor. Evet. Bu konuda sayın yetkililerin de yardımlarını bekliyoruz. Aynen, biz de aynı şekilde iletiyoruz. İnşallah bu konu en kısa zamanda düzelecek diye. İnşallah düzeldikten sonra da bir program yapmak isteriz size İnşallah. Tekrar. Tamam. Sayın Başkanım, ayağınıza sağlık. Çok sağ teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, sayın seyirciler, Onur Sivas ile Yeni Günde Gündem programının sonuna geldik. İyi günler diliyorum, saygılar efendim.